Şimdi bulunduğumuz yerde bir seçim olacağını ve mücadelenin A adayı ile B adayı arasında geçeceğini varsayalım. Biz de seçimden önce anket yapan bir kurumda çalışıyoruz ve A adayının seçimi kazanma olasılığının ne olduğunu bulmak istiyoruz. İdeal olarak tüm seçmenlerin popülasyonuna danışmamız gerekir. Evet bu seçmen popülasyonu olsun boyutu da diyelim ki 100 bin olsun. İdeal olarak bu 100 bin kişinin her birine hangi adaya oy vereceklerini sormamız gerekir. Bize verdikleri cevaplara dayanarak bir popülasyon oranı elde ederiz. Mesela bu A adayını destekleyenlerin oranı olsun. Şimdi tüm bu söylediklerimin çok da gerçekçi olmadığını fark etmiş olmalısınız değil mi? Yani sizce 100 bin kişinin her birine tek tek bu soruyu sormak ne kadar gerçekçi? Bu yüzden de istatistik biliminin de ana konusu olan şeylerden birini yapar ve bu popülasyondan bir örneklem alırız. Ve örneklemi kullanıp popülasyon parametresini tahmin etmek için de bir istatistik hesaplarız. O halde bu popülasyondan bir örneklem aldığımızı düşünelim. Örneklem boyutumuz da 100 olsun. Evet, böyle bir örneklem. Bu örneklemi kullanarak A adayını destekleyenlerin örneklem oranını bulabiliriz ve diyelim ki 100 kişiden 54'ü A adayını destekliyor. Bu durumda örneklem oranı 0,54 olur. Sonucun her zaman 0,54 olmayacağını biliyorsunuz, değil mi? Yani eğer farklı bir örneklem almış olsaydık farklı bir örneklem oranı elde ederdik mesela 0,58. İstatistikte elde edebileceğimiz olası örneklem oranlarının dağılımlarını incelemek için kullandığımız araçlar var. Örneklem dağılımlarından bahsederken bunlar hakkında konuşmuştuk. Hemen not ediyorum. Örneklem oranlarının örnekleme dağılımı dağılım örneklem boyutuna göre değişiklik gösterecektir onun için buraya örneklem boyutunun yani n'in 100'e eşit olduğunu da not edelim şimdi elde edeceğimiz olası örneklem oranlarını ve bunları elde etmemizin olasılıklarını tanımlayabiliriz nasıl mı hemen şöyle bir doğru çizeyim Örneklem boyutumuz popülasyon boyutuna göre çok küçük olduğundan anket yaptığımız kişilerin birbirlerinden bağımsız olduklarını varsayabiliriz. Buna ek olarak gerçek oranın da sıfıra ya da bire çok yakın olmadığı varsayımını da yaptığımızda örneklem dağılımının normal bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz. Normal dağılım buna benzer ve bundan zaman zaman çan eğrisi olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz örneklem oranlarının örnekleme dağılımları hakkında bir sürü şey de biliyoruz. Öyle değil mi? Bu arada eğer şu ana kadar söylediklerim hakkında bir fikriniz yoksa ve bundan sonra söyleyeceklerim hakkında da fikriniz olmayacağını düşünüyorsanız Kan Akademi'de bu konularda çok güzel videolar var. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Mesela bu örnekleme dağılımının ortalaması popülasyon oranına eşit olur. Bunun standart sapmasının ne olacağını da biliyoruz. Bu uzaklığın bir standart sapmaya eşit olduğunu düşünelim. Bu 2, bu da 3. Bu ortalamanın bir standart sapma 6, bu 2 ve bu da 3. Bu uzaklık farklı bir renk kullanayım. Evet, bu standart sapma yani bu dağılım için örneklem oranlarının standart sapması. Şimdi yazacağım formülün ne olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Karekök içinde p çarpı 1 eksi p. Bu arada p'nin popülasyon oranı olduğunu da hemen hatırlatayım. Bölü örneklem boyutu. Bunun en eşittir 100 için geçerli olan durum olmasının sebebi de bu. Buradaki birinci senaryoda şuna odaklanalım. N eşittir yüzlük bir örneklem aldığımızda örneklem oranının 0,54 olduğunu biliyoruz. Ve burada herhangi bir sonuç elde edebilirdik. 0,54 belki buradadır, belki de burada. Bunun kesin olmamasının sebebi gerçek popülasyon parametresinin yani gerçek popülasyon oranının neye eşit olduğunu bilmememiz. Şimdi size biraz daha basit bir soru soracağım. Bana örneklem oranının yani 0,54'ün p'den 2 standart sapma uzakta bulunmasının olasılığının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Hadi bakalım, hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Bu bir örneklem alıp örneklem oranını hesapladığımızda ortalamadan iki standart sapma uzakta olmak demektir. Başka bir deyişle buradaki alandan bahsediyorum. Normal eğrilerin incelenmesine dayanarak alanın yaklaşık olarak yüzde 95'inin iki standart sapma uzakta olduğunu söyleyebiliriz. Evet, burası yaklaşık olarak yüzde 95. Bu boyutu 100 olan örneklemler alıp örneklemler Örneklem oranını hesapladığımda 100 durumdan 95'inde ortalamadan iki standart sapma uzakta olacağım anlamına geliyor ve bu ifadeyi kullanarak biraz daha çıkarımsal olarak nitelendirebileceğimiz başka bir ifade yazmamız da mümkün. Popülasyon oranı P'nin... P şapkanın yani 0,54'ün iki standart sapma uzağında olmasının olasılığı %95'tir. Şimdi videoyu durdurun ve bu ifadelerin neden eşdeğer olduklarını bir düşünün. Örneklem oranının gerçek oranın iki standart sapma uzağında olmasının olasılığı %95 ise, gerçek oranın örneklem oranından iki standart sapma uzakta olmasının olasılığı da %95'tir diyebiliriz. Ve eğer bu değerin neye eşit olduğunu bulabilirsek, güven aralığı adını verdiğimiz aralığı da oluşturabiliriz. Fakat bu noktada sizin de bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu fark ettiğinizi düşünüyorum. Bu dağılımın stand standart sapmasını hesaplamak için popülasyon parametresinin neye eşit olduğunu bilmemiz lazım. Peki, bunun yerine ne yapabiliriz? İsterseniz videoyu durdurup bir düşünün. P'nin yani popülasyon oranının ne olduğunu bilmiyorsak, onun yerine bir tahmin olarak kullanabileceğimiz bir şey var mı? Ne dersiniz? Evet, P şapka. Örneklem oranının ne olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Buna bağlı olarak da standart hata adını verdiğimiz yeni bir istatistiğin tanımını yapabiliriz. Örneklem oranlarının standart hataları. Popülasyon oranının ne olduğunu bilmediğimiz için örneklem oranını kullanacağız. Yani bu. Karekök içinde P şapka çarpı 1 eksi P şapka bölü n. Evet bunu kullanacağız. n'imiz 100'dü. Bu videoda ispatlamayacağım ama bunun buradaki için yansız bir tahmin olduğunu söyleyebiliriz. Hemen hesaplayalım. Eşittir kare kök içinde 0,54 çarpı 1 eksi 0,54 0,46 eder ve bölü 100. Hesap makinesini çıkaralım. Kare kök içinde 0,54 çarpı 0. 0,46 bölü 100. En yakın yüzde birliğe yuvarlarsak, hatta en yakın binde birliğe yuvarlayalım. 5 bölü 100'e eşit değil mi? Hemen yazıyorum yaklaşık olarak 0,05'e eşit. Bunun neye eşit olduğunu bilmiyorum ama elimizde bir tahmin var. Buna dayanarak da %95'lik bir güven seviyesiyle, evet buna da güven seviyesi adı verilir. Örneklem oranının iki standart hata altına inmemiz lazım. 0,54 eksi 2 çarpı 5 bölü 100 yani 10 bölü 100 0,44 eder. Bir de iki standart hata üzerine çıkalım. Artı 10 bölü 100 bu da 0,64. 4 eder. Evet, %95'lik bir güven seviyesiyle seçmenlerin %40 4 ile yüzde 64 arasındaki oranının A adayını destekleyeceğini söyleyebiliriz. Buradaki aralıkta yani 0,44'ten 0,64'e kadar olan aralıkta güven aralığı olarak bilinir. Bu güven aralığı sadece uç noktaları olarak değil güven aralığının boyutu, boyutu 100 olan örneklem için elde ettiğimiz örneklem oranına göre de değişir. Güven aralığına ek olarak bir de hata payı adı verilen bir kavramdan bahsedebiliriz. Bu örnekteki hata payımız %95'lik bir güven aralığı oluşturduğumuz için 2 standart hata ya da 2 çarpı standart hata demeliyim. Yani 0,1 ya da 0,10'a eşit olacak. Güven aralığını tanımlamak için buradaki örneklem oranının bir hata payı üzerine çıkıyoruz. Bir hata payı da altına iniyoruz. Hata payı örneklem aldıkça da değişecektir. Örneklem boyutuna bağlı olarak yani standart hatayı örneklem boyutunu kullanarak hesapladığımızdan farklı örneklemler hata payını da etkilerler. Buradaki aralığı elde etmek için kullandığımız yöntemi defalarca kullandığımızda farklı aralıklar elde edeceğiz. Neden? Çünkü bu aralıklar örneklem oranına göre değişecekler. Bu aralıklardan bazıları gerçek oranı da içerecek. Biz bunların hangileri olduklarını bilmeyeceğiz ama bu olasılığın %95 olacağını söyleyebileceğiz. Bundan önümüzdeki videolarda daha ayrıntılı bir biçimde bahsedeceğiz. Bu aralığın ve hata payının nasıl değiştiğini göreceğiz. Bu hesap hesaplamayı defalarca yaptığınızda hesaplamalarınızın %95'inde gerçek oranı içeren bir aralık elde edeceksiniz son olarak bir de bu aralıkları küçültmekten bahsedelim bunu nasıl yapabiliriz dersiniz hata payının küçülmesi için bu ifadenin paydasının büyümesi gerekir öyle değil mi paydanın büyümesi de örneklem boyutunun büyümesiyle mümkündür bu yüzden de söz konusu olan seçimler olduğunda hata payını küçültmek için daha büyük örneklemlerle çalışılır evet böylece bu videoyu sonlandırıyorum önümüzdeki videolarda görüşmek üzere